Şimdi aktaracağımız bilgiler 20 bin Türk'ü kazığa geçiren, Kazıklı Voyvod olarak tarihe geçen Eflak Prensi 4. Vlad'ın hikayesidir. Kazıklı Voyvod olarak bilinen Eflak Prensi 4. Vlad, Voyvoda Drakul'un oğludur. 1456-1462 yılları arasında Eflak Beyliği yapmış birisi. Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlılara karşı savaşmış. Kont Drakul özellikle esir aldığı Osmanlı askerlerine yaptığı zulümle, işkenceyle biliniyor. Osmanlı askerlerini kasıklara çakarak işkenceyle öldürmüş ve bu şekilde de tarihe geçmiştir. Vampir olduğuna da inanılır. Neden mi? Nedeni açık. Çok kan dökmüş, binlerce insanı işkenceyle öldürmüştür. Yazılan odur ki esirlerin derilerini yüzdürerek üzerine tuz sürmek, hatta keçilere yalatmak suretiyle işkence yaparmış. Kendisine gönderilen Osmanlı elçilerinin çıkartmak istemedikleri sarıklarını kafalarına çaktırmak, annelerin memelerini kestirip yerlerine çocukların başlarını sokturmak gibi akıl almaz işkence usullerini icat etmiş vahşi bir liderdir Kazıklı Voyvoda Kont Drakul. Fatih Sultan Mehmet tarafından yakalanmaya çalıştıysa da kaçmayı başarmıştır. Drakul'un şatosu olarak Karpat dağlarındaki Brand Şatosu bugün hala ziyarete açıktır. Biz de bir yandan Drakul'un şatosunu gezerken bir yandan da onun kanlı tarihine, vahşi işkencelerine göz atalım. Osmanlılara yenilen babası rehin olarak Kont Drakula'yı Osmanlılara vermişti. O yüzden yaşamının bir kısmını Osmanlıların elinde tutsak olarak yaşadı. Osmanlıların egemenliğini kabul ederek Eflak'ın başına geçti. Sonra yeniden Fatih Sultan Mehmet'e baş kaldırdı. Üzerine yürüyen 20 bin Türk'ü kazıklara çakmak suretiyle öldürdü. Buna kızan Fatih bizzat ordusunun başına geçerek Vila'da karşı sefer ilan etti. Türk askeri Targoviste'ye yaklaştığında Sultan Mehmet ve askerleri yaklaşık 5 kilometre boyunca kazıklarla dizili kadın, erkek ve çocuk cesedinin yanından geçerler. Yanlış duymadınız değerli dostlar. 5 kilometre boyunca Sultan Mehmet öyle bir manzaraya şahit olmuştur ki kazıklara çakılı onlarca kadın, onlarca çocuk. Drakul çoktan kaçmıştı. Üstelik kaçarken de tüm kuyuları zehirlemiş, ekinleri dahi yakmıştı. Hayvanları bile öldürtmüş. Hapishanelerdeki mahkumları, cüzzamlı ve vebalı kim ne varsa hepsini salmış ve Türklere saldırmalarını emretmiş. Mahmut Paşa'nın hatıratına göre çok uzun mesafeler boyunca asker içilecek bir damla su bile bulamamış. Sıcaksa dayanılır gibi değilmiş. 1474 yılında komutasına geçtiği bir askeri birlikle Eflak Beyliğini tekrar ele geçirmek üzere harekete geçtiği bilgisi vardır tarihi kayıtlarda. Ancak bu olay Vlad'ın şimdi bile açıklığa kavuşmamış gizemli bir şekilde ölümüyle sonuçlanır. Ölümü şöyle hikaye edilmekte. Drakul'un ordusu Türkleri amansız bir şekilde keyifle öldürmeye başlamıştı. Drakul, Türkleri öldürmekte olan askerlerini daha iyi görebilmek için bir tepeden aşağı doğru askerleri ve arkadaşlarından ayrı bir şekilde inmekteyken bazı askerler onu Türk sanmıştır. Biri mızrağını saplar. Kendi askerlerinin kendisine saldırdığını gören Drakula kılıcıyla suikastçılardan 5'ini öldürür. Ancak aldığı çok sayıda mızrak darbesiyle sonunda öldürülür. Kazıklı Voyvoda yani Drakula'nın hayatı sonradan Bram Stoker'ın Drakula romanına ve Drakula filmlerine konu olmuştur. Binlerce, milyonlarca insan Drakula'yı izlemiş, korku filmi diye seyretmiştir. Hele hele de biz Türkler izledik ve korku filmi diye zevkle, keyifle baktık. Oysa işin aslı Drakula, işte binlerce türkü
kaza geçirmek suretiyle işkence ederek öldüren bir zalim, bir vahşiden başka bir şey değil değerli dostlar.